Peki olur. Söylerim milletvekillerine. Buyurun. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri. Biliyorsunuz yani anayasamızda çok açık söylüyor. Milletvekilleri sözlerinde özgürdürler. Özgürce düşüncelerimizi ifade etmek durumdayız. Ve biraz önceki tartışmayla ilgili de Sayın Grup Başkan Vekilimiz Bölge İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulmasının kaldırıldığına dair bir karar olduğunu söyledi Sayın Bakan. Bunu bekliyoruz. Grup olarak da bekliyoruz. Sayın Grup Başkan Vekilimiz de bekliyor. Ayrıca ben şunu da söyleyeyim Sayın Ahmet Aydın. Bakın Atatürk Orman Çiftliği gibi bizim için tarihi bir miras olan bir yerde kentsel dönüşüm alanına sokulması ne demek Ahmet Aydın? Olabilir mi Ahmet Bey böyle bir şey? Sayın Yılmaz. Kentsel dönüşüm alanına nasıl sokuluyor ben bunu anlayamıyorum. Sayın Yılmaz sizi konuya davet ediyorum evet, ve bu birinci davetimdir. Konuya geçiyorum. Buyurun. Sayın Başkanım 655 sıra sayılı yasa teklifinin 18. maddesi üzerine vermiş olduğumuz önerge üzerine de konuşacağım. Ama önden önce Sayın Bakan'dan bir ricamız daha var. Biraz önceki arkadaşlarımıza söylediler. Profesör Doktor Renan Pekünlü. Sadece Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir iç hukuk kuralı haline gelen kararlar çerçevesinde türbanla üniversiteye girmek isteyen bayan öğrencilere tutanak tutmuş ve bu kararları hatırlatmış. Ancak öğrenim özgürlüğünü engellememiştir. Bu nedenle hiçbir şekilde fiili öğrenim özgürlüğünü engellememesine rağmen 2 yıl 1 ay ceza verilerek ve hükmün açıklanmasının ertelenmesi de engellenerek Renan Hoca yarın son dersini vererek Foça Açık Cezaevine gidecektir. Şimdi bizim geçen hafta grubumuz tarafından Sayın Bakan ve diğer Adalet Komisyonu Başkanı da dahil olmak üzere bütün AKP grubuna şöyle bir teklifimiz oldu. Yasa teklifi grubumuz tarafından verildi. Dendi ki Türk Ceza Kanunu madde 112'yi uyarınca bu ceza verilmiştir. Bu cezada cebir ve tehdit kullanılarak öğrenim özgürlüğünü engelleme varsa elbette o kalsın. Ama ya da hukuka aykırı başka bir davranışla. Ne demektir bu? Böylesi bir muğlak şey olmaz, tanım olmaz. Bunun kaldırılmasını talep ettik. Ayrıca öğrencilerin toplu olarak oturdukları binalara ve bunların eklentilerine girilmesine veya orada kalınmasına engel olunması halinde deniyor. Oraya da fiilen sözcüğünü eklenmesini istedik. Ve cezanın da 2 yıldan 5 yıla kadar değil, 6 aydan 2 yıla kadar olmasını belirttiğimiz bir teklifimizi verdik. Ancak şimdiye kadar bir cevap alamadık. Renan Pekünlü Hoca yasaya aykırı bir şey yapmamıştır. Sadece o dönemde yani ve şu anda da geçerli olan aslında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını birilerine anlatmak, bu konuda uyarmak, bu konuda uyarıda bulunmak asla suç değildir. Renan Pekünlü Hoca'nın cezaevine gitmesine Sayın Bakan gönlünüz razı olacak mı? Bu yasa teklifimizi bir an önce ki yargı paketi görüşülüyor. Türk Ceza Kanunu da bunun içinde var. O nedenle bir an önce bunun hep beraber de verebiliriz arkadaşlar. Bir an önce bunun genel kurula indirilmesini ve Renan Pekünlü Hoca'ya yapılan bu haksızlığın ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Öncelikle taleplerimizden bir tanesi budur. Onun ötesinde sevgili arkadaşlar, sayın milletvekilleri, şimdi ben 18. madde üzerine konuşmaya için buraya çıktım. 18. madde üzerindeki değişiklik ne? Başkanlar Kurulu'nun yani daire başkanları, başsavcı, başkan vekilleri ve Danıştay başkanından oluşan çoklu bir kurulun yetkileri sınırlanıyor. Ve bu aslında teklif olarak bize geldiğinde, Şuayb Bey zannederim o teklif verenlerdendi, deniyor ki üyelerin görev yerleri, zorunlu hallerde daire başkanların görev yerlerinin değiştirilmesi, tetkik hakimlerin görev yerlerinin değiştirilmesi, bunlar başkanlık kuruluna veriyor. Daha az kapsamlı, daha küçük bir kurul olan başkanlık kuruluna. Çünkü daha çabuk kontrol edilebilecek. Ama bakın komisyonda gece yarısı önergesiyle aynı zamanda daireler arasındaki iş bölümü karar tasarısına hazırlamak da yine başkanlık kuruluna verildi. Yani hiç alt komisyona falan gitmeden gelen teklif böyle olmamasına rağmen komisyonda gece yarısı önergesiyle değiştirildi. Ve bir de şunu söyleyeyim. Başkanlar Kurulu'nun
üyelerin ve daire başkanlarının yerini değiştirmesiyle ilgili şey de 52. maddede Danıştay Kanunu'nun buna itiraz hakkı vardı. Üyelerin itiraz hakkı vardı. Şimdi bununla kaldırıldı. Şimdi bu biraz önce neleri tartışıyoruz? Kaçaksaray'la ilgili bir mahkeme kararından bahsediyoruz. Aynı zamanda bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu Galata Port ihalesinin iptaliyle ilgili de konuşuyoruz. Aynı zamanda... Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. Süreniz bitti Sayın Yılmaz. Arkadaşlarımıza diğer milletvekillerine haksızlık yapmayın lütfen.